Hey Tuğba! Hey Ferdi abicim, nasılsınız? İyiyim hayatım, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Hemen şunu sormak istiyorum. Sektörde kaçıncı yılınız? 54. Maşallah. O zaman sizde bol bol meslek hayatınızda başınıza gelen enteresan hikayeler vardır. Bu bize en çok sorulan sorudur. Evet. Fakat bunu böyle düşündüğüm an aklına bir şey gelmez. Evet. Ama şöyle düşündüğüm zaman, şimdi mesela ben Levent Kırca ile uzun süre çalıştım. 12 yıl kadar beraber. Bir de Levent Kırca benim rahmetli Ankara'dan arkadaşımdı. 1966'dan yani. Ne o Levent Kırca ne ben Ferda Karnırım sıradan oyuncuyuz tiyatrolarda orada. Biz beraber çalışırken İzmir turnesinde bir gün bir oyun oynuyoruz. O oyunda bir vurulma sahnesi var. Levent vurulacak, ölecek ve perde finali yapacağız. Şimdi rahmetli Aydın abimiz vardı. Laz Bakkal Aydın. Belki tanırsınız. Evet. Öyle dersem evet. Tanıyabilirsiniz. BKM'deki dizide oynuyordu. Babayı evet. Oynuyordu. Aydın abi geliyor seyircinin arasından. Levent'i vuruyor. Levent de düşüp ölecek. Biz de 6-7 kişiyiz. Etrafına toplanacağız. Ve Levent öldüğü için aldırma gönül aldırma diye bir şarkıya gireceğiz. Şimdi Aydın abi geldi. Sahneye çıktı. Levent'e silah tuttu. Silah ateş etmedi. Nem filan var ya, etkilenmiş herhalde. Çekti bir daha olmadı. Ve şöyle bir şey dedi. Pat dedi. Lan şimdi silah atmasın. Nasıl oluyor? Pat diye filan deyince şimdi Levent önce bir durdu. Ha bir de Levent, biz dalaksız deriz. Çok güler. Oyunda çok gülene biz dalaksız deriz. Levent de çok güler. Şimdi Aydın abi öyle deyince Levent bir durdu, biz de durduk. Levent öldü. Öldü ama ölü yerden üç karı sıçrıyor. Gülüyor çünkü. Ya gülen ölü olur mu? Biz de şimdi etrafındayız. Biz de geldik şimdi şarkıya gireceğiz. Bu şarkı da biliyorsun dramatik yapısı olan bir şarkı. Aldırma gönül. Biz girdik şarkıya. Aldırma gönül. Aldırma gönül. Yani bir öyle iki dakikamız geçti ama o iki dakika bize iki asır gibi geldi. Böyle bir şey olamaz yani. Haydi abiciğim, ölen de ölünmüyor değil mi? Ya hiç unutmam. Üç karı sıçıyor ya, gülüyor ya. Duramaz çünkü, tutamaz kendini. Biz demek de o güldüğü için perde kapattık. Çok öyle şeyler var. Hatırladın galiba. Şimdi hatırladın abi, daha ne yaptın? Versene abi. Ya o kadar varmış. Hakikaten varmış. Dedeler var, siz var mısınız? Bakın ben artık. Arkadaşım canım, sen ne demek istiyorsun ya? Ah. Burası serbest abi, bas gitsin. Televizyonda var mı? Televizyonda var. Bizim Taner, ben, Özgür Ozan, yani Laç Selami, bir sahnemiz vardı. Şimdi ben tek sadece konuşuyorum, o ikisi de dalaksız. Onlar da gülüyor. Ama orada bir avantajımız var. Kayıt olmadı baştan. Kayıt olmadı baştan. 19 defa olur mu? Aynı sahneyi 19 defa çektik. Olmadı. Ben onlara tek sadece bir şey diyorum. Gülüyorlar. En sonunda Tamer dedi ki, bir dakika dedi. Kamerayı durdurdu. Abi biz gülelim. Güldükten sonra çekelim dedi. Oturdular, güldüler. Güldükten sonra. Hani 19 tekrar yaptık ya. Eski Türk filmleri zamanında olsa diye yapımcı batarmış demek ki. Ne diyorsun? Öyle han film olsa bitti, kutu biter. Yani o zaman çünkü biliyorsun sinemada restore diyor ki al sana 13 kutu film. Bundan diyor bütün filmi bitireceksin diyor. Ya onun haricinde çıkamaz. Öyle yok öyle. Tekrar metrolar nerede? Şimdi bant. Çek bir daha biliyorsun. Olmadı 20. Aynen. 19 tekrar yaptık ya. Çok basit bir sahne ya. Oğlum bak anam muhterem bir kadın. Karıştırmak istemiyorum şimdi ağları. Sen beni niye çağırdın? Dürtüp durma onu söyle. Mesut hayatımız boyunca sektörün gelişimine bakarsak tiyatro içinde televizyon içerisinde nasıl bir değişim geçirdi? Şimdi eskiden bizim mesleğimiz daha zordu yani. Mesela ben 9,5 ay turne yaptım. Oh. Hiç İstanbul'a gelmedim. Rahmetli Avni Dilligil ile benim hocamdır. Avni Dilligil, evet. Çiçek Dilligil'in babası. Evet, biliyorum. Benim hocamdır. Ben 4,5-5 yıl onunla çalıştım. Tiyatroda ne öğrendiysem ondan öğrendim. Rahmetli Avni Hoca Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından biridir.
Yani mesela şöyle söyleyeyim, Hamlet'i dünyada en iyi oynayan 5. adam. Böyle değerli bir hocadır. O zamanlar daha zordu. Yani mesela ben şimdi hocanın tiyatrosunda hem başrol oynuyordum akşam çıkıp, hem dekor yapıyordum, hem ışığı yapıyordum, akşam da çıkıp oynuyordum. O zaman abilerimiz, oyuncular otele gidiyordu sıcak sıcak. Biz dekor topluyup bir de dekor bağlıyorduk. Çünkü o zaman otobüsün üstüne bağlardık panoları. Karda, soğukta, buzda onları bağlardık. Yani çok zordu. Oyuncu olmak da zordu. Yani tırnaklarımızla geldik desem yeridir yani. Şimdi arkadaşlarıma bakıyorum, sıcacık odalar, sıcacık oteller. Panoya elini sürmüyor. 4 tane teknisyen var şimdi. Uçakla gidiyorsun. Nerede? Biz 20 saat, 10 saat yol yapardık yani turneye gittiğimiz zaman. 9,5 ay şöyle bir süre. Mesela giderken henüz çocuğu olmamış bir kadın döndüğünüz zaman yani çocukları artı bir bulabilirsiniz. Bilberekle gelebilir yani. Çok doğru söylüyorsun. 9,5 ay turne. Şimdi kalmadı tabii. Yani şimdi mesela biz Levent'le de öyle 80'li yıllarda Levent Kırca ile rahmetli ile turneye gittiğimiz zaman mesela İzmir'e giderdik, en az 1,5 ay kalırdık. Şöyle bir örnek verebilirim değişim konusunda. Eskiden atıyorum mesela İzmir'de benim 40 gün oynamışlığım var. Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda bir oyunla giderdik, 40 gün arka arkaya oynardık ve dolardı orası. Ankara'ya giderdik, en az 1-1,5 ay kalırdık. İzmir'de 4 ay kaldığımız oldu. Şimdi İzmir'e gidiyoruz, 4 gün oynayamıyorsun, 2 gün oynuyorsun. Şimdi ben bu iki günleri görünce komiğime gidiyor. Biz bütün yazı İzmir'de geçirirdik mesela, oyun oynardık. Zaten 12 ay çalışırdık. Ve biz derdik ki ya Levent bir ara ver de ya bir nefes alalım, bir tatil yapalım. Mamafi İzmir'de güzel otellerde de kalırdık yani. Yüzme havuzu var, şu su var, bu su var. Ama 12 ay bir fiil çalışıyorsun. İzin günün yok. İzmir'de oynardık, İzmir'den çıkardık. Ankara'ya girerdik 1,5 ay. Ankara'da oyun çıkarırdık. İstanbul'a gelirken yolda 3-4 defa o oyunu oynardık. İstanbul'a gelirdik, o oyunda perdemizi açardık. Çünkü 3-4 oyunun oturmasını sağlar. Yani ezberler oturur, işte mizansenler oturur. Bir oyun, yeni bir oyunun en az 3-4 oyun, 5 oyun oynaması lazımdır. Onun için onu yapardık, gelirdik. İstanbul'da da perdemizi açardık. Böyle çalışırdık. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi 2 güne, 3 gün gidince, vay 3 gün İzmir diyorlar. Lan ne 3 gün İzmir? Yani bir de seyirci potansiyeli vardı tabii yani. Biz o zaman ilk zamanlar Çamlık Senar'da oynardık İzmir'de. 1400 kişilik salon. Yani 1400 kişiyi oynardık. Son 90'lı senelerde Levent'le Gene'yi Düşünüldü oyunuyla gittiğimiz zaman Açık Hava Tiyatrosu 3500 kişi 45 gün full. Yani böyle oyunlar oynadık. Biz şimdi 2 gün İzmir'de oynuyorsun. O da 500-600 kişilik salon da. Ya bu bir başarı değil yani. Anla tiyatro nereden nereye geliyor dedin ya. Hı hı. İşte bak nereden nereye geldi. Ha bunda etkenler ne olabilir? İşte o zaman televizyon çıktı. Televizyonun biraz etkisi vardı. Ama artık televizyonun etkisi yok. Ama tiyatro seyircisi yok. Yani tiyatro seyircisi azaldı. Maalesef. Mesela Genco abi, Genco Erkal'ın çok güzel bir üniversite öğrencisi kesimi seyircisi vardı. Şimdi Genco abi bile şikayetçi ondan. Çünkü o seyirci yok. Şimdi onlar gezme, kafeler, barlar, işte ne bileyim bu internet salonları. Onları tercih ediyorlar. Eskiden oyunlara gelirlerdi. Tiyatroyu seyrederlerdi. Bir tiyatro adabı vardı. Mesela Kenter Tiyatrosu olsun, diğer tiyatrolar olsun. Hanımlar gündüzden saçlarını yapar. Etek, ceket giyerlerdi. Ona ne diyorsunuz? Böyle tayyör mü? Nedir? O erkekler takım elbisesini, kravatını takar gelir oyuna. Yani oyuna gelirken öyle gelinirdi. Şimdi yani neredeyse boyacı işten çıkıp oyuna geliyor yani. Tiyatronun oradan buraya geldiğini. Ve 70'li yıllarda biz İstanbul'da tiyatro yaparken 36 tane özel tiyatro perde açardı. Bu Tiyatro 70 dergisinin kapağında vardır. Şimdi yani iki elin parmağı kadar tiyatro yok. Ve haftanın 6 günü oynardık. Pazartesi günü repoydu. Pazartesi de turneye giderdik. Bu 6 günde de 9 oyun oynardık. Çarşamba, cumartesi, pazar da matine oynardık. Şimdi biz
ayda iki tane oyun oynuyoruz, üç tane. İşte iki tane yerleşik salonumuz vardı. Şimdi tiyatroların yerleşik salonu yok. Bura bizim yerleşik salonumuz ama konuk tiyatrolar da oynuyor. Çünkü 30 gün oynayamıyorsun. Öyle bir şansın yok. 10-13-14 gün turneye gideceğiz, geleceğiz. Eskiden öyle değildi. Bizim yerleşik salonumuzda biz haftanın 6 günü oynardık, 9 oyun oynardık. Şimdi yok öyle bir şey. Ayda 2 gün, 3 gün oynadık mı, bu ay 3 gün oynuyoruz. Yerleşik salon için söylüyorum ama. Tabii ki yani toplamda da ayda 8-10 oyun oynuyorsun, hepsi bu. Halbuki biz o zaman ayda bir gününü düşünelim, 25-26 gün oyun oynardık. Haftada da 9 oyundan 36 oyun oynardık. O ne lan, o ne lan? Karım beni terk etti, kocam öbür tarafa gitti. Beni bunun için niye çağırıyorsun? Müdür hanım var, ona git. Sizlere genç erkeklere hayatla ilgili deneyim alalım mı? İlişkiler, dostluk, meslek, böyle hayat öldü gibi. Şimdi ben şuna inanıyorum, yani her şeyde, yani flörtte de, karı koca ilişkisinde de, işte de, herhangi bir yerde de saygı çok önemli. Karşılıklı saygı, sevgi. Yani her şeyin temelinde bu yatıyor. İlişkilerde de, birlikteliklerde de, beraberliklerde de, hatta çalışırken çalıştığımız yerde de insanların birbirlerine sevgi ve saygı göstermeleri. Ben bunu çok istiyorum. Ama son dönemlerde pek de buna şahit olamıyoruz. Eskiden çok daha iyiydi. Eskiden insanların büyük küçüğe, küçüğün büyüğe saygısı vardı. Bu kayboldu. Yani bunu bazı arkadaşlarımız anlatıyorlar, otobüste bile öğrenci arkadaşlarımız uyuyor numarası yapıyormuş ki büyüğe yer vermesin diye. Ben otobüste hiç oturduğumu hatırlamam öğrenciyken. Mutlaka bir büyüğe yer vermişimdir. Ama benim gibi herkes de vermiştir. Şimdi basit bir şey olarak onu söylemek istiyorum. Bir misal verdim yani. Onun gibi. Yani saygı çok önemli. Benim için en önemli olan şey saygı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Wow.